Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7 Haziran Pazar. Belmont Park Amerika yarışı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yarın 3 tane program var. Güzel programlar var. Para verecek programlar hepsi de. Yani para vermez diye bakarsak yanılabiliriz. Çünkü çok zorlu programlar var. Yani hepsi de 9'ar koşulu. Toplam 27 tane koşu. Yani sonuçta Allah yardımcınız olsun. 6 tane 6'lı ganyan içerisinde. İşte 6 tane de 5'li ganyan. Tabii arkadaşlar bütün yarışlara da saldırmayın. En azından gözünüzün kestirdiği yerlere saldırın. Oynayabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem 7'li plasa oynarsanız bence daha iyi arkadaşlar. En azından çünkü birinciyi bulamayız bazen. En azından ikinciyi de kurtarma şansımız var. Zorlu bir program var. Çok para verecek. Zor çekişmeli bir yarışlar var. O yüzden ben hemen sözü fazla uzatmadan hemen yarışlara programa geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Birinci koşuda saat 20.15'te itibaren başlıyor. Birinci altılı ganyanımız. 11 safkan burada arkadaşlar satış koşusuyla başlıyoruz. Şartlı bir yarış. Dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1200 metrelik kum yarışı. 1.10 safkan 2.7. 7.10 safkan 6 lira. 2.10 safkan 6 lira. 4.10 safkan 6 lira. 10.10 safkan 6 lira. 11.10 safkan 8 lira. 5.10 safkan 10 lira. 3 nolu safkan 10 lira, 8 nolu safkan 12 lira ve 6 nolu safkan da 33 lira gibi bir oran sahip. Diğer saymadığım atın oranı da arkadaşlar 33 lira. Bunu da belirteyim. Burada benim tuttuğum safkanların sıralamasına gelince Big Kitten's Joy temsilcisi olan bu 3 nolu Tizan Kitten Eric Challenger'da bence ilk şanslı safkan olur arkadaşlar. Bu safkan zaten akşamki yarışlara dikkat ettiyseniz Belmont Park'ta yağmur da vardı. Pist ıslak arkadaşlar. En azından yarın da büyük ihtimalle ıslak olur diye düşünüyorum. Yani ona göre çünkü yağmur hiç durmadı. Ya, gerçi orada da bir güneş çıktı mı hemen kuruyor da. Biz en azından çamur pist olması halinde de bu safkanları da değerlendirmekte fayda var. 3 nolu safkanı yazdık ilk aya. Hemen arkasından 11 nolu Gigi Lavos Billy. Bir Rimrow temsilcisi olan safkanlar. Dylan Davis de start alacak. Bence diğer ikinci şanslı safkan olmasını beklediğim bir isim olacak 11 nolu safkan. Daha sonra 1 nolu Luke Boathouse. Bir cross traffic gibi yine çok iyi bir orijine sahip. Kendini Karmoç ile yine bugünün şanslı isimler arasında daha sonra 10 nolu Tequila Sunday. Bir Çiçek ve Ford temsilcisi Irat Ortus Junior gibi yine iyi jockey ile start alacak onu safkan. Yani zaten Irat Ortus Junior'ı görüyorsunuz. Ben size ilk yarışlara başladığı zaman en azından bir hatırlatma yaptım. Bu jockey gerçekten üst seviye bir jockey. Dünyanın her tarafında da gidiyor. Yani her zaman da başarılı disiplinden de vazgeçmiyor. Arada bir satışlar yapıyor. O da bizi yakıyor ama ne yapacaksınız artık? Ona da razı olduk. 10 nolu safkan zaten şanslı. Bir de pisti ıslak bulursa daha da şanslı olur arkadaşlar. Ve son olarak da 4 nolu Party in the Sun. Joel Rosario gibi yine iyi bir joker start alacak onun safkanla. Bir diğer şanslı isim. 3, 11, 1, 10 ve 4 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar. Günün ikinci koşusu şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında 3 nolu safkan 4 bölü 6 yani 0.5 gibi bir orana sahip. 4 nolu safkan 2,5 lira, 1 nolu safkan 2,7, 6 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 7 lira, 8 nolu safkan 7 lira, 2 nolu safkan 8 lira ve 5 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada favori çok ağır favori konumundaki olan 3 nolu safkan yedek. En azından bunu belirteyim. Yedek şu anda kayıtlı olan bir safkan. Benim burada sıralamama gelince arkadaşlar ben bu pistte ilk kez koşup kazanan bir Kingman tayı yani bayağı iyi bir orijine sahip olan bir nolu Domestic Spading bir Irat Ortus Junior'la ben ilk şansı bu safkana veriyorum. Rakip olarak da 4 nolu Tadako bir Karakonte gibi Japon orijinli gerçekten çok iyi bir orijine sahip olan bu safkanda Javier Castellano'da ilk kez koşacak olmasa ilk kez diyorum. Yani ilk koştuğu yarışında kazanmış bir isim. Aynı şekilde bir nolu safkan da ilk yarışını kazanmış bir isim. Yani iyi kanatları da ben bu iki safkanı bayağı bir ön planda tutuyorum. 1 ve 4'ü. Hemen bunların yanına kimler yazılabilir? En azından Amerika'da iyi bir çim orijini olan Get Stormy. Bir 6 nolu Get Smokin bu safkanda. Bence bu ikilinin en yakın, en ciddi rakibi olarak aşağı. Ama dediğim gibi 1-4 bende öncelik. Daha sonra da 6 nolu safkanı da ilave edebilirsiniz. Geldik burada fasulyenin diğer faydasına. Bu 3 nolu safkanı sürdürerek ama söylemedik. Yedek olduğu için arkadaşlar bu safkan eğer yarış kuma alınırsa koşacak arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Çünkü bu safkanı eğer kum olması halinde kayıt yapmışlar. Bunu da belirteyim. Eğer kum olursa bu safkanı banko olarak geçebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü en azından kum pistinin iyi bir safkanı. 3 nolu safkan. Yine Irat Ortus Junior'da zaten bu safkan da kayıtlı. Yani kum performansı iyi olan bir safkan.
1-4-6 çim olursa arkadaşlar, ama kum olursa 3-10 Safkan Banko. En azından bunu hatırlatayım. Günün 3. koşusu, satış koşusu. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 6-10 Safkan 3 lira, 4-10 Safkan 6 lira, 9-10 Safkan 6,5 lira, 7-10 Safkan 7,5 lira, 8-10 Safkan 7,5 lira, 1-10 Safkan 8 lira, 11-10 Safkan 8 lira, 10-10 Safkan 10 lira, 5-10 Safkan 10 lira, 12-10 Safkan 12 lira ve 2-10 Safkan da 20 lira gibi bir oran sahip. Yine zor bir ayak burada, biraz kalabalık tutmakta fayda var arkadaşlar. Burası her türlü sonuca açık bir yarış. Ben öncelikli olarak 9-10'lu Voladina, bir Boda Maestro temsilcisi olan Safkan Kendrick Carmochet'e ben iyi şansı veriyorum. Daha sonra 4-0'lu Zesha, bir The Factor gibi yine çamur bulması halinde çok çok iyi koşacak olan bir isim. Elit Cancelli. Daha sonra 7-0'lu Amers, bir Grider temsilcisi Jorge Vargas'a start alacak olan Safkan'da iyi formuyla kuponlarda yerini almalı arkası. Daha sonra 1-0'lu Miss Loyalty, bir Kongres temsilcisi, yani Kumpis'in etkili bir orijini var. Raylo Gutierrez de formda bir jockey. En azından iyi performansıyla bu kuponlara yazacağımız bir diğer isim olacak. Daha sonra 10-0'lu Magari, bir Tizvay temsilcisi. Luis Cardenas da iyi bir jockey, yetenekli bir jockey arkadaşlar. Kuponlara 10-0'lu Safkan'ı yazacağız. Daha sonra 6-0'lu Camaro, bir Street Boss temsilcisi. Romero, Ramsey Marak gibi yine iyi bir jockey'e sahip. Safkan da kuponlarda yine almalı. Ve son hafta 5-0'lu Malibu Meeship, bir Golden Sand gibi yine iyi bir orijine sahip. Dylan Davis de en azından buradaki jockeyler arasında iyi bir jockey. Bunu da belirteyim. Burası gerçekten sürprize müsait. Yani elinizden geldiğince bence buraya çok at yazmanızda fayda var. Favori gibi bir sürpriz de sonuçlanabilir ama inanın her sonuca açık bir yarış. Onu da belirteyim. 9, 4, 7, 1, 10, 6 ve 5 10 safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar. Günün 4. koşusu Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim yarışında. Evet, gördüğünüz gibi 15 safkan kayıtlı. Burada da 11-0'lu Safkan oranlar şu anda satışa kapalı arkadaşlar. 11-0'lu Safkan'ın satışa kapalı. 8-0'lu Safkan 2 lira. 12-0'lu Safkan 2.70. 2-0'lu Safkan 2.70. 13-0'lu Safkan 2.70. 5-0'lu Safkan 5 lira. 3-0'lu Safkan 8 lira. 10-0'lu Safkan 8 lira. 9-0'lu Safkan 10 lira. 15-0'lu Safkan 10 lira. 14-0'lu Safkan 11 lira. 6-0'lu Safkan 16 lira. 1-0'lu Safkan 16 lira. Ve 4-0'lu Safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada da 11, 12, 13, 14, 15'li safkanlar yedek arkadaşlar. Yani en fazla 10 at koşacak burada. Onu da belirteyim. 11, 12, 13, 14, 15'li safkanlar yedek. Buradaki sıralamamıza girince ben öncelikli olarak 2-0'lu Pandomon, bir Uncle Mo temsilcisi olan Safkan, Junior Alvarado gibi iyi bir jockey ile bence en şanslı isim. Daha sonra 3-0'lu Afflatin Glance, bir Alex temsilcisi Rat Ortiz Junior'a start alacak olan Safkan ilk kez koşacak olmasına rağmen bence iyi kanatıyla ilk şansı yerlerde bitirmesini beklediğim bir isim olacak 3-0'lu Safkan. Daha sonra 5-0'lu Spin Your Partner, bir Harspoon gibi yine çok etkili bir aygınlık tayı olan bu Safkan da Javier Castellano gibi usta bir jockey'le start alacak. Bakmayın bir 5.'li yapmış ama bugün ben çim pistte çok farklı yarış koşmasını beklediğim bir isim. Daha sonra koşması halinde arkadaşlar, çünkü yedek olduğu için koşması halinde 11-0'lu Saint-Emire Eglise, bir Noble Mission temsilcisi Irat Ortiz Junior bu safkanla kayıtlı. Dediğim gibi arkadaşlar bu eğer koşması halinde çok şanslı, onu belirteyim. Yani bakmayın sıralamada buraya aldığıma hiç aldanmayın, çünkü yedek olduğu için bu sıralamayı bu tarafa aldım. Ama dediğim gibi koşması halinde 11-0'lu safkan kesinlikle ilk şansı alır arkadaşlar, bunu da belirteyim. Daha sonra 8-0'lu Beyond Brown, bir Big Brown temsilcisi Jose Ortiz de koşacak olan Safkan'da kuponları yine almalı. Yine koşması halinde 13-0'lu Unicorn Sally, bir Point of Entry temsilcisi Javier Castellano bu Safkan'da kayıtlı. Zaten son iki yarışındaki güzel ikincilikleriyle yine en şanslı isimleri arasında koşması halinde. Ve sonra yine koşması halinde 12-0'lu Kiss and Run, bir Carpe Diem temsilcisi olan Safkan'da Jose Lescano'ya start alacak. Yani kum çim ayrıtmayan bir Safkan. Onu da belirteyim arkadaşlar. 2, 3, 5, 11, 8, 13, 12-0 Safkanlar. Benim burada size önerdiğim Safkanlar. Ama dediğim gibi çıkan atlar olacak arkadaşlar. En azından hem çıkan atları bekleyin. Kimlerin çıkıp çıkmayacağı belli olmuyor çünkü bazen. Hiç ummadık atlar da çıkıp bunların da koşma ihtimali olur. O yüzden ona göre tahmininizi yazarsınız arkadaşlar kuponlara. Günün 5. koşusu
Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 11 safkan burada kayıtlı. 1 ve 11 nolu safkanlarda ekürü. 9 nolu safkan 2 lira 70 kuruş. 2.7. 2 nolu safkan 2.7. 11 nolu safkan 7 lira. 8 nolu safkan 9 lira. 4 nolu safkan 9 lira. 7 nolu safkan 10 lira. 1 nolu safkan 12 lira. 6 nolu safkan 12 lira. 5 nolu safkan 12 lira. 10 nolu safkan 12 lira. Ve son olarak 3 nolu safkan da hadi orada bir tane at kaldı da söyleyeyim. O da 100 liralık oranı var arkadaşlar. Burada benim sıralamama girince ben öncelikli olarak bir 10 nolu Zee Finale, bir Zivo temsilcisi ilk kez koşacak olmasına rağmen Javier Castellano gibi usta bir jokeri start alacak. Chad Brown gibi çok çok iyi bir antrenör sahip olan bu safkan neden ilk ayakta verdim, bu kafada verdiğimi söyleyeyim ben size. Bu safkanın hazırlıkları çok iyi arkadaşlar. Daha birkaç gün önce yine bir kayıtlıydı. O gün yedekler arasındaydı. Yarıştan çıkmak zorunda kaldı. Ama o gün çok verildi bu safkan. Onu belirteyim. Şimdi burada verilmemesi sebebi sizleri yanıltmasın, biraz geri planda kalmış gibi. Ama bu safkan iyi kalite bir safkan, iyi hazırlıkları da var. Geçen gün yani baya baya oranı düşüktü bu safkanın, 10 nolu safkanın. Bugün biraz geri planda kaldı ama bu sakın bu aldanmayın, bu safkan ilk kez koşacak olmasına rağmen benim ilk şans verdiğim isim. Yani iyi bir safkan bu. Bugün bence iyi yerlerde yer bitirecek diye düşünüyorum. O yüzden 10 nolu safkanı kafaya alalım arkadaşlar. Daha sonra 2 nolu Micro Second. Bu safkanda Jose Ortiz'de bir kez koşup güzel ikincilikle bence yine bir diğer şanslı isim olur. Son olarak da 11 nolu ekür avantajıyla koşacak olan River Nile. Bir Caro Prince gibi yine iyi bir orijine sahip olan bu safkanda ilk kez koşacak olmasına rağmen kiro avantajıyla Eric Cancer'le kuponlara yazacağız arkadaşlar. 12 ve 11 nolu safkanları öncelikli olarak kuponlara yazalım arkadaşlar. Eğer at yazmak isteyenlere öncelikli olarak 9 nolu Dangerous for Token, bir Big Drone temsilcisi, son hafta 4 nolu San Rima, bir Include temsilcisi olan bu safkanda kuponlara yazılabilir. 12, 11 öncelikli olarak, daha sonra 9 ve 4 nolu safkanları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Günün 6. koşusu, satış koşusu, şartlı dişlere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çim yarışında. Hemen oranları aktaralım. 7 nolu safkan 2,5 lira, 4 nolu safkan 3 lira, 8 nolu safkan 3,5 lira, 5 nolu safkan 3,5 lira, 6 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 6,5 lira, 9 nolu safkan 9 lira, 11 nolu safkan 14 lira, 1 nolu safkan 16 lira ve 2 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar benim burada size öncelikli olarak bir şey söyleyeyim. Bu favori gözüken 7 nolu safkan yedek arkadaşlar. 7 nolu safkan yedek, bunu da belirteyim. Benim burada sıralamama gelince ben burada öncelikli olarak 8 nolu Mo City, bir Uncle Mo temsilcisi olan bir safkan, John Velasquez gibi usta jockeyle bence iyi şanslı isim olur. Daha sonra 5 nolu Mosenko, bir hat trick temsilcisi, Japon orijinli bu safkanda Manuel Franco ile çok iyi kanatlı ve iyi formuyla muhakkak kuponlarda bulunması gereken bir isim. Daha sonra 4 nolu Jens Battle, bu safkanda Joel Rosario gibi usta jockey ile start alıp bence şanslı isimler arasında. Ve son olarak da 6 nolu Dixie Mo, bir diğer Uncle Mo temsilcisi olan bu safkanda Jose Ortiz ile iyi performansıyla kuponlarda yerini almalı. 8, 5, 4 ve 6 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Gelelim bu favoriye. Eğer bu yarış kuma alınırsa arkadaşlar 7 nolu safkanı muhakkak ön planda değerlendirin arkadaşlar. Yani ilk favori o zaman 7 nolu safkan olur. Bu eğer yarışlar kuma alınırsa arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim yarışında, bakalım, evet burada da 6 da saklanan atlar varmış. 16 safkan var burada da. Kaçıncı koşuydu bu? 7. koşu. Koşuları da karıştırmayalım. Burada oranlarda 16 nolu safkan 1.5. 16 nolu safkan 1.5. 8 nolu safkan 3 lira. 2 nolu safkan 3.3. 15 nolu safkan 4.5 lira. 4 nolu safkan 6 lira. 3 nolu safkan 6 lira. 9 nolu safkan 6 lira. 7 nolu safkan 7 lira. 13 nolu safkan 8 lira. 5 nolu safkan 14 lira. 14 nolu safkan 16 lira. 1 nolu safkan 16 lira. 6 nolu safkan 16 lira. 11 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip. Gördüğünüz gibi oranlar hemen hemen birbirini çok içe. Burada önemli bir açıklama. 11, 12 var mıydı? 12, vallahi görmedim herhalde. 11, 13, 14, 15 ve 16 nolu safkanlar yedek. Büyük ihtimalle 12 de yedektir de 12'nin oranları yazmadığım için. Biraz çünkü 35-40 liradan başlıyor. O yüzden hiç yazmadım bunu. Ama dediğim gibi 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu safkanlar yedek arkadaşlar. Burada yani en fazla 10 safkan koşacak, bunu da belirteyim. Burada benim sıralamama geldiğimiz zaman 2 nolu Jack Litcat, Dylan Davis'te ben iş şansı bu safkana veriyorum. Daha sonra 9 nolu Point Him Out,
Jose Lescano'la bir kez koşup kazanan, çok iyi bir formda olan bu safkan da bence ikinci safkan olarak kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 8 nolu Gradit Van Akurve. Bir Noble Mission gibi yine iyi bir orijine sahip olan safkan da Usta Jockey, Rat Ortiz Junior'la yine şanslı isimler arasında 8 nolu safkan. Daha sonra 6 nolu Jimmy Yaz. Bir English Channel gibi yine iyi bir jockey, iyi bir aygıra sahip. Arada gidiyor zaten. Bu saatleri böyle olunca normal arkadaşlar. 6 nolu safkanda Junior Alvarado ile kuponlara yazacağız arkadaşlar. Yani 2, 9, 8 ve 6 nolu safkanlar benim burada öncelikli olarak yazmanızı istediğim safkanlar arkadaşlar. Daha sonra at yazmak isterseniz de bu 3 nolu Jant Showas, Javier Castellano'ya bir diğer şanslı isim olur. Koşması halinde 15 nolu Run for Boston, bir Included temsilcisi, iyi orijini sahip. Jose Ortiz de koşması halinde kuponlarda muhakkak inanılır ve son olarak da 16 nolu Yankee Device, bir Mignut Lut temsilcisi Jorge Vargas Junior'la start alacak olan safkan da koşması halinde yine şanslı isim. Zaten yurt dışında şu anda favori, bayağı bir favori olan bir isim 16 nolu safkan, ama yedek arkadaşlar. Eğer koşması halinde muhakkak kuponlarda yerini almalar arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldik. Satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında. Bu zamana kadar pek banko da vermedik galiba, değil mi arkadaşlar? Valla yarışlar çok zor. Ama dediğim gibi yarışlar eğer kum alınırsa, birkaç tane banko söyledim ben size. Bu ikinci koşuda örneğin 3 nolu safkan. Yani ben eğer yarış kum alınırsa 3'ün yanına at yazmam çünkü ikinci koşuda. Tabii aynı şekilde 6. koşuda 7 nolu safkan. Onu ben tek olarak değil de en azından kum olduğumu öncelikli olarak tercih edin arkadaşlar. Neyse, bu 8. koşuya geldik. Satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında. Burada da 1 ve 9 nolu safkanlar da ekür arkadaşlar. 1 nolu safkan 3,5 lira, 4 nolu safkan 4,5 lira, 2 nolu safkan 5 lira, 5 nolu safkan 5 lira, 8 nolu safkan 7 lira, 3 nolu safkan 7,5 lira, 1 nolu safkan 8 lira, 6 nolu safkan 9 lira, 7 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip burada da. Arkadaşlar ben burada en azından bir güvendiğim bir safkan var. En azından ben bu safkanı tek atacağım artık. Sığınacağım. Bu da 5 nolu Zomar olacak. Bir Curling temsilcisi. Zaten pistte büyük ihtimalle nemli olacak. Nemli pistlerde de uçuyor arkadaşlar. Curling tayları gerçekten çok farklı koşuyor. Irat Ortiz Junior gibi usta jockey ile zaten son iki yarışını kazanmış. Yani genel son 6 yarışa baktığım zaman 4 yarış kazanmış. Bir ikincilik yapmış. Çok formda bir isim arkadaşlar. Ben o yüzden bu safkana güveneceğim. 5 nolu safkana. 5 nolu Zomur ben sizlere günün teki olarak öneriyorum arkadaşlar. Artık mecburen bir yerlerde sığınmak zorundayız arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Bir açık yarış 4 ve yukarı İngiliz'in 1400 metrelik çim yarışında. Burada 1, 4 ve 7 nolu safkanlar da ekür arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman 16 safkan gözüküyor. 15 nolu safkan 1,5, 1 nolu safkan 2,7, 2 nolu safkan 2,7, 4 nolu safkan 4,5 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 16 nolu safkan 6,5 lira, 14 nolu safkan 8 lira, 11 nolu safkan 14 lira, 6 nolu safkan 16 lira ve 12 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar benim burada size önereceğim safkanlar şu şekilde: 2 nolu Son Bevay, bir Into Mischief temsilcisi olan bu safkan, Javier Castellano ile start alacak olan, iyi bir jockey ile start alacak olan safkan da zaten genel form durumuna baktığım zaman çok iyi formu var. Zaten iyi antrenörü de var. Todd Pletcher gibi usta antrenörün elinde olan bu safkan. Ben iyi şanslı bu safkana veriyorum, 2 nolu safkana. Daha sonra 14 nolu Terapist, bir Freud temsilcisi, Rat Ortus Junior ile start alması beklenen bu isim de bence ikinci safkan olarak kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 3 ekirli koşacak olan 1 nolu Flavius. Bu safkanda Jose Ortiz, gerçi ötekilerinde Eric Chancel, yani Joel Rosario. Bence yani 3 ekirinde orijin olarak da çok iyi. Form durumu da çok iyi. O yüzden 1 nolu safkanı Flavus'u kuponlara yazıp son olarak da 5 nolu Win Win Win, bir hat-trick temsilcisi, iyi orijine sahip John Velasquez de usta jockey ile bence yazılması gereken bir diğer isim olacak. 2, 14, 1 ve 15 şey pardon 2, 14, 1 ve 5 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğimizde. Hoşçakalın arkadaşlar.